Son bölümde Violent ve Venezia AVM Genel Müdürü Sayın Oğuz Isıgörlü ile birlikteyiz. Alışveriş merkezlerinde artık sene sonuna doğru gelirken son tabloyu konuşacağız. Oğuz Bey hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk Merve Hanım, merhabalar. Teşekkür ederim. Şimdi biraz aslında bu seneyi nasıl geçirdi alışveriş merkezleri tarafı? Biraz bu hızlı geri dönüşler vardı, turizm çok yoğun geçti bu yaz. Son çeyreğe ilişkin beklentileriniz neler? Nasıl geçireceksiniz? Son çeyrekte ve bu yılı nasıl kapatmayı planlıyorsunuz? Yılın başından itibaren sorunuzu cevap vermek gerekirse, uzunca bir küresel bazlı bir pandemi sürecinin ardından aslında hızlı bir toparlanma oldu diyebiliriz, gerçekten yanlış olmaz. Yaklaşık 2-2,5 sene sistem çok etkilendi, küresel çapta çok etkilendi bu pandemi sürecinde. Ama yılbaşından itibaren, 2022'nin başından itibaren toparlanmalar başladı. Pandemi etkileri, tedbirleri azaltılarak, uluslararası dolaşım artarak bugünlere kadar geldik. Sektör olarak iyi bir yaz dönemi geçirdik. Dolaşımın artması, bizim temaslı olduğumuz Türkiye'yi ziyaret eden ağırlıklı ülkelerin yoğun şekilde karşılıklı seyahatlerin başlamasıyla birlikte bunun etkisi tabii sektöre çok olumlu oldu. Aynı şekilde döviz kurlarının da Türk parasına karşı aslında kısa vadede değerli olması yine bir avantaj sağladı. Çünkü ucuz bir pazar gibi bir durum oluştu Türkiye, özellikle turistler için. Son çeyrek de aslında bu toparlanmaların etkisiyle olumlu şekilde son çeyreğe de girildiği görülüyor. Sektör olarak yoğun alışveriş dönemlerini atlattık. Bayram geçti, okula dönüş alışverişleri oldu, anneler günü, babalar günü gibi günleri, özel günleri geçirdik. Bugünlerde de yoğun alışverişler olur. Bir de son dönemde fiyat artışları, tabii çok oynak bir dönemdeyiz ama fiyatlar çok artıyor. Bazen şöyle bir psikoloji olabiliyor tüketicilerle, yerliler için konuşuyorum. Hani fiyatlar belki biraz daha artacağı öngörüldüğünden ihtiyaçlarını biraz öne alıp daha çok alışveriş yapmaya başladılar. Şu an öyle bir dönem yaşıyoruz. Cirolarda ne görüyorsunuz sektöre... peki Oğuz Bey? Yani cirolardaki bunlar mesela bu yani enflasyon, evet doğru söylüyorsunuz. Enflasyon insanlarda biraz daha da fiyatı artacak diye daha fazla alışverişe itebiliyor insanları. Bunun cirolara yansımasını nasıl görüyorsunuz? Cirolar tabii çok ciddi oranlarda yükseldi. Hani dengeler aslında üretim, tüketim, satış dengeleri çok değiştiği için cirolarda çok ciddi yükselmeler var. Girdi maliyetleri tabii çok yükseldi. Biraz karlılıklar düştü ama cirolar gerçekten yükseldi. Bunu tabii döviz etkisi de var. Bunda son dönemde yaşanan. Personel maliyetleri yükseldi. İşte enerji maliyetleri, sizin programda da diğer konuklarla konuştuğunuz enerji maliyetleri yükseldi. Uluslararası tedarik zincirindeki, üretimdeki bazı sıkıntıların yansımalarıyla satış fiyatları arttı. Satış fiyatlarının artışıyla tabii cirolar da çok yükseldi. Kış aylarına girerken de daha yüksek fiyatlı diyeyim, pahada yüksek ürünler satılır. İşte botlar, kışlık kıyafetler, paltolar, montlar gibi fiyatı yüksek, sepet ortalamalarını artıran ürünler satılır. Bunların da etkisiyle ciroların artışı çok fazla oldu. Karlılıklara direkt olarak yansımasa da bu ciro artışları tabii çok önemli. Pandemi öncesi dönemlerle kıyaslandığında 2 kat, 3 kat artışlar söz konusu. Tabii bunların etkisiyle bir olumlu hava aslında oluştu gibi. Çünkü gerçekten o 2 senelik, 2,5 senelik süreç çok sıkıntılıydı. Taşlar yerine oturmaya başladıkça, beklentiler de daha olumluya döndükçe ve turizm, bizi özellikle turizm ülkesi olarak ve İstanbul olarak turizmin çok fazla etkisi var sektöre. Bu olumlu dönemleri geçirdikten sonra şu an gelinen nokta itibariyle yılı olumlu ve iyi bir şekilde kapatacağımızı öngörüyoruz. Oğuz Bey çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için, sağ olun. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Teşekkürler. Violent Venezia AVM Genel Müdürü Sayın Oğuz Isıgörlü'yü ağırladık son bölümde. Böylece ekonomi notlarını burada kapatıyoruz. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.